Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile daha karşınızdayım bu videoda gelecek olan güncelleme yani önümüzdeki haftalar ve aylarda e, karşımıza çıkacak güncellemeleri test sunucusunda sizlere göstermeye çalışacağım Öncelik olarak dört e, 4 tane kahramanımız gelecek arkadaşlar sırasıyla Selena, Chenji, Kaja ve Aulrat en çok konuşulanı bu hirolardan Avulrat oluyor. Çünkü gerçekten o kadar burst damage'i, o kadar anlık hasarı var ki e, bunları önüne geçemiyorlar. Hatta yabancı forum sitelerinde bile umutsuzluk kılıcı iteminin e, Avulrat için kaldırılacağı ya da değişileceği konuşuluyor. Çünkü pasifiyle birleştiğinde inanılmaz derecede bir hasar veriyor. Yaklaşık 10k, 11k, 21k vuranını gördüm. E, orman canavarına tabi bütün e, orman şeylerini toplayıp o halde bunları vurdum. Şimdi öncelikle kahraman analizlerimize bakalım arkadaşlar. Kahramanlara girdik. Gelecek 3 kahraman burada. Selena, Kaja, Avulrat ve Chenji. Öncelik olarak e, benim en çok beklediğim kahraman Selena. Karina gibi kullanılıyor ama Roger gibi de sürekli ve sürekli e, skill değiştirebiliyor. Burada görüyorsunuz. Zaten ekranda da göreceksiniz. Kahraman o kadar hızlı bir şekilde ee, düşman kesiyor ya da Lord kesiyor ki anlatılamaz gerçekten sağlam bir hasarı var muhtemelen geldiği zaman bu kahramandan biz çok çekeceğiz Arkadaşlar ben ee, şahsen mainlemeyi düşünüyorum şu an test sonucunda da yaklaşık bir 20-30 maçım var ee, özel modda sürekli bu kahramanı oynuyorum boş vakitlerinde çünkü kombosuna elimin alışması için, bilgisayardan oynadığım için tabi klavyede vesaire e, onları kendime göre ayarlıyorum ne yapmam gerektiğini. Bizlerin böyle bir imkanı var. E, şimdiden oynamaya başladım. Geldiği zaman ilk işim elması parayı yatırıp bu kahramanı ve yanında gelecek skin'i almak olacak. E, bu kahramanımız büyücü suikastçı olarak geçiyor. Karina gibi cellat ve ani hasar demişler uzmanlık zaten e, o kadar burst damage, o kadar anlık hasarı var ki bir anda penta bile atabilir kılık değiştirerek. E, bu yönden güzel. Kahraman özelliklerini zaten diğer videolarda e, ben sizlere göstermiştim. Eğer şöyle kısa kısa göstereyim. Bakmak isterseniz tekrardan e, videoyu durdurup onu okuyabilirsiniz arkadaşlar. Selena'dan sonra gelecek kahramanımız Chenji. Chenji'yi sizlere göstereyim. Çenci kahramanımız Ölümsüz Ay Sarayı adında gelmiş. Büyücü, cellat ve dürtme konusunda uzmanlık e, konusu. Çenci'nin bir skili var arkadaşlar. W. En sevdiğim e, skili bu. W skili. Çenci'yi sürekli olarak 5 enerji topu fırlatır. Bu e, bekleme süresinin 6 saniye olduğuna bakmayın arkadaşlar. Mavi alındığında, kitap çıktığında ve bekleme süresi ayakkabısı çıkıldığında bu yaklaşık 2,5 saniye, 3 saniye kadar düşüyor ve e, zaten o 5 enerji topunu fırlatırken yenileniyor skill tekrardan atma şansınız oluyor ve sürekli ve sürekli dürtmüş oluyorsunuz. Kahramanın uzmanlığında da dürtme olayı aslında bu. Diğer iki skill'ini ben pek beğenmedim açıkçası. E, belirlenen alana bir tavşan e, grubu atıyor. Yani çarpması var kahramanın, düşmanın gelmesi var vesaire. Hasarları muhtemelen az kalacaktır. O yüzden e, bu kahramanı yine de alacağım fakat bu Biu 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 diye bir e, isim vermişler çok garip bu e, skill'inden dolayı alacağım seri bir hasar verdiği için rakibi gerçekten sinir krizine sokuyor. Daha önce de ben e, denemiştim videomda vardı. Videoyu izlemek isterseniz tabii ki e, yine kartlar halinde e, şekillendireceğim oralardan. Bakabilirsiniz arkadaşlar. İkinci kahramanımız bu. Üçüncü gelecek kahramanımız ise Kaja. Kaja Rafael'in kolisi olarak gösteriliyor hikayesinde. Destek ve tank görevinde. Uzmanlığı initasyon ve Hucum olarak gösteriliyor. Kahramanın stun açısından çok çok özellik verilmiş. Bu baya bir güzel. Zaten ultisi harika. Ultisi rakibe atıldığı zaman ulti çekiyor. Yani o ulti rakibi kendine doğru çekiyor. Sanki böyle boynuna bir tane... Bunun adı neydi? Unuttum bunun adını. Kırbaç. Ha. Kırbaç e, tutturuyor ve bir anda çekmeye falan başlıyor. Gayet kullanışlı bir kahraman. E, diğer tankların yanında biraz bana göre pasif kalmış gibi. E, ne bileyim Uranüs mesela o kadar can yeniliyor ki ölmüyor. Akai hasarı çok yüksek. Lolita'nın kalkanı var vesaire. Bu kahramanların sadece e, skilllerle stanları mevcut. Bu kahramanın sanırsam iki tane stanı olması lazım ve absürt özellikleri de çok yüksek. Ne diyor? Eğer kaja takım arkadaşına denk gelirse onun hareket hızını arttırır ve arkadaşının HP'sinin %8 hasarı absorbe edebilecek bir kalkan verir diyor. Arkadaşın hareket hızını da %10 arttırır. Destek muhabbeti buradan da geliyor. Takım arkadaşına yardımcı da oluyor. Bu ben tank oynamadığım için bu karakteri alma konusunda kararsızım ama yine de alabilirim. Gerçekten görünümü çok güzel şu beyaz kanatları vesaire çok çok hoş bir görünüşe sahip. Kaja kahramanımız ve gelelim çok çok konuşulan hatta bütün MLBB forum sitelerini alt üst eden kahramanıma. kahramanımıza. Kahramanımızın ismi Aura. Tabi biraz e, isminden dolayı çok komik oldu yani çok dalga geçildi çünkü bu ne ya dedi isim mi bulamadılar falan Alucard olacakmış bir anda Avulra'da olmuş falan dediler ben bunu prototipe e benzetiyorum. Prototip oyununu oynayanlar bilir. Prototip oyunundaki kahramanı hafiften bir benzerliği var arkadaşlar. Ve kahramanın birinci skili yani Q skili gerçek hasarı veriyor arkadaşlar. Bu aslında kahramanı kahraman yapan bu skill. Çoğu insan demiş bu kahraman gelirse bu şekilde oyun biter. Şöyle olur böyle olur. Arkadaşlar burası test server'ı. Buraya kahramanlar getirilir üzerinde değişiklikler yapılır yani bu kahraman kesinlikle inanıyorum ki ben öyle tahmin ediyorum bu şekilde gelmeyecek illaki o Q skill ya da başka bir şey nerf yiyecek onu ayarlayacaklar ya dayanıklılığı düşecek ee, ya da ultisine güç verilip Q'dan alınacak vesaire. ama o şekilde ee, bir kahraman getirmeleri yanlış olur şimdi Em, e, diğer sitelerde forum sitelerinde Diyorlar ki umutsuzluk kılıcı Kaldırılacak onun yerine Başka bir şey getirilecek e, Bu getirilirse Yani başka bir şey getirirse Saber kullanıcıları frey kullanıcıları Ya da savaşçı e, Main olan insanlar ne yapacak Asıl soru bu Çünkü gerçekten umutsuzluk kılıcı Savaşçının her şeyi e, Tabii bunu adc'lere de çıkıyoruz Adc'lerde de çok e, Kullanışlı bir item bunu bir şekilde düzenleyecekler ve bize getirecekler arkadaşlar. Kahramanlarımız bu şekilde tanıtıldı. Gelmesini beklediğimiz 4 kahramanımız mevcut. Ve ek olarak da arkadaşlar zaten kaos futbol modu gelecek. Bu da çok bekletildi. Muhtemelen fixler buglar vesaire olduğu için bunları da henüz bizim sunucumuza getirmediler. Ama çok çok eğlenceli bir server. Daha önce Cadılar Bayramı gibi modu vardı. Daha aklıma gelmeyen Yılbaşı modları vesaire vardı. Onlar gibi bir mod sunmuşlar bize eğlenmemiz için gerçekten de çok hoş. Benim hoşuma gitti. Daha önce birkaç el oynamıştım zaten ekranda da yansıtırım muhtemelen oynadığım sahneleri. Gayet de güzel ve başarılı bir şekilde mod getirmişler bizlere. Asıl benim e, en çok sevdiğim olay sona saklı arkadaşlar. E, burada markete girdiğimizde hazırlık bölümünde daha önce paylaşıldı. Amlem Matrix diye bir olay geldi arkadaşlar. Amlem Matrix burada zaten e, yine satın alabiliyorsunuz. Ama Amlem Matrix de artık 60 level. Amlemler e, hayal değil. Yani bütün CP'lerinizi bunlara harcayabilirsiniz. Biletlerinizi bunlara harcayabilirsiniz. Gerçekten ee, çok biriktiren var bunları İnsanlar yememiş içmemiş ve gerçekten CP ve bilet biriktirmiş İşte tam onlara göre bir olay arkadaşlar Burada sürekli amlem açıyorsunuz Ve sizlere gayet de güzel amlem veriyor Mesela ben şimdi bir tane açacağım Bakın 23 tane tank amlemi verdi bana Neden? Özel amlem türleri şu anda tank Her 72 saatte Amlem türü değişiyor arkadaşlar Ve sizlere farklı amlemler veriyor Mesela şöyle göstereyim sizlere Bakın büyü verdi değil mi? Beşli açtığımda ben bunu Hemen şöyle beşli açalım arkadaşlar 5'li açtığımda Bakın 3 tane e, özür dilerim 2 tane tank verdi ve diğerlerini farklı verdi Yani tank ağırlıklı olduğu için Şu an tank e, Şeyi veriyor bizlere Amblem parçası veriyor her 2 tane Diğerlerini farklı veriyor Yani bunları cp'leriniz Eğer yüksekse gerçekten çok hızlı Bir şekilde e, yapabilirsiniz Mesela bakın e, buraya elmasla koysalardı e, yaklaşık benim bir 10.200 elmasım var bunu açabilirdim ama bence gayet e, güzel bir e, şey olmuş bizlere sunulmuş güzel bir kazanç elde ederiz bunu kullanırsak kuralları zaten basit e, sürekli 5 ya da birli çevirirsiniz Bakın ne diyor? 2 defa satın alarak özel amblemlerin ödüllerini iki kat daha fazla kazanın diyor. Sürekli almanız gerekiyor. Ne diyor? 5 defa satın alarak özel amblemlerin ödüllerini iki kat daha fazla kazanın diyor. E, bu şekilde daha fazla kazanç elde edebiliyorsunuz CP'lerle. Sadece tank hamlemine özel değil. E, bu her 72 saatte bir değişecek arkadaşlar. Geldiği zaman bakın ne diyor? 41 dakika sonra 41 saat sonra diyor. Oyun sonrası bedava diyor. Yani değişecek buradaki nişancı hamlemi olacak. Sihir tozu olacak, kasçı olacak, orman olacak. Bunları sürekli değiştirecekler ve bizlere böyle bir şey sunmuşlar arkadaşlar. Bakın mesela burada özgürlük faktörü var. Farklı kahramanlar verilmiş. Bu kahramanları ucuza alabilirsiniz deyip bu zaten bizlere gelmişti. Hepsini toplayıp ucuza almanızı sağlıyor. Bu şekilde değişiklikler bizlere gelecek arkadaşlar. Bunun dışında Freya'nın gladyatör kostümü gelecek. Ee, MLBB zaten bunları video şeklinde yayınlamıştı. Daha önce tabi e, gelmesini farklı bir şekilde bekliyorduk. Yani daha farklı bir görünüme sahipti ama yine üzerinde galiba birkaç değişiklik yapmışlar. Bizlere bu şekilde gelecek. Zaten e, dün Epic Skin kazanma şeyi vardı. E, Amlem amblem girişi. Yani şurada bir yerde olması lazım bakayım. Aynen ödülleri almak için giriş yapın diyor ve herkes bir kere alıyor. Ne ee, neler veriyormuş? Rafael'in skininin bir gün thrill kart, thrill kart iki tane, kart üç tane ve dört tane thrill kart. Ee, hem deneme veriyor, hem de epic skin veriyor. Şansınıza kalmış artık arkadaşlar. Ee, Martis'in nerf yediğini zaten biliyordunuz. Hareket hızı vesayde yavaşlatıldı. İnşallah daha hızlı bir şekilde gelir ve oyun ortamımız daha hızlı ve daha güzel bir hale gelir. Çünkü gerçekten laglarla uğraşıyoruz, feederlarla uğraşıyoruz. Bunlar için sürekli önlemler alıyorlar. Ama yetersiz kalıyor tabi oyuncularımız için yani bizler için. İnşallah ilerleyen günlerde bizleri güzel bir oyun ortamı bekliyordur. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle yeni gelecek güncellemelerden güncelleştirmelerden haberdar olmak istiyorsanız bizleri takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.